Astana'da masada buluşanlar Suriye'de savaşı bitirecek mi? Yani bir mutfak olarak bunu görmek lazım Suriye'deki barış için. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Arman Dilek, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye zirvesini ulusal kanala değerlendirdi. Türkiye ve Rusya'yı ikili iki ülke olarak öne çıktığını görmüştük. Astana sürecinin başarılarından bir tanesi İran'ın da buradaki bu ortaklığa yani bu üçlü mekanizmaya dahil edilmesi Bölge ülkelerinin Suriye krizine el koyduğunu ifade eden dilek bunun Suriye'de savaş sahasına daha yansıyacağını belirtti. Türkiye, Rusya ve İran'ın önümüzdeki süreçte IŞİD ve El Nusra'ya karşı ortak operasyon yapabileceğini belirten dilek Ankara-Şam işbirliğine de değindi. Türkiye her ne kadar resmen açıklanmasa da fiilen aynı masada rejimle birlikte rejimi tepsi eden kişilerle birlikte aynı masada oturuldu. Bu ilişkilerin siyasi seviyede artık her ne kadar kabul edildi açıklanması da reddedilmediği anlamına gelmektedir. Elbap bölgesinde yapılan harekatlara değinen Dilek, siyasi ortaklıktan önce askeri ortaklığın gündemde olduğunu vurguladı. Hem Rusya hem de e, Rus-Suriye e, birliklerinin e, Elbap güneyine doğru yöneldiğini biz görüyoruz e, sahada. Burada zaten bir, şey, e, bir şekilde önümüzdeki günlerde sahada, e, siyasetten daha önce askeri anlamda sahada bir iş birliğini zorunlu hale getirmektedir. Cahit Arman Dilek ayrıca Amerika'nın ortaya attığı Suriye'de güvenli bölge konusuna da değindi. Şam yönetimi bunu egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Çünkü kendi uçaklarının orada uçamamasını, Rus uçaklarının orada uçamamasını egemenliğinin ihlali olarak görüyor ve bunu sıcak bakmıyor.